başarabilecekler belli değil. Sıkıntılı savaşlardalar. Bu iki takım kan kaybetmişken bizim takımlarımızın yüksek... Ooo Kemri! Güzel bir bomba. Skor garantisi de geldi. Excuse me, oyuna veda ediyor. Solu salan içerisinde Lats alan dışarısında kaldı. Hemen burada Kit'ini basabilecek mi bakalım? Kit'i var mı? Lats Kit'ini bastı. Alana girmeye çalışacak. Redum kareyi bitirmeyi başardı. Alana da girdi. Esnada Lats'ın düşünmesi çok kolay değil. Bir skor bir skordur ve yani o hesabı yapamayabilir. Şu anda ARR güneyde sıkıştığı için Fireflux muhtemelen ARR'nin üzerine gidip onları bitirip... Ama bak Solus'u indirdiler mesela. Bir savaş vermek istiyor. Takası aldı yalnız. Takası aldı. Ace'i bitirdi. Şimdi Catch. Yine bir oyuncu yakalamayı başardı kafa atışlarıyla birlikte. Az önce 4-3 oyuncu avantajı Brayspor lehineydi. Bir anda eşitlik geldi şimdi. Kırcalı keçi yakalayabilmeyi başardı. Lats'a doğru inanılmaz vermeler Kırcalı tarafından geliyor. Bir anda pozisyonun kaderini değiştiren isim yeniden Kırcalı olabilir. Canı çok az sol kayın. Can bastırtmadı şu an. Kırcalı üstüne doğru gitmeye Kırcalı'dan devam ediyor. Kırcalı'dan mükemmel bir oyun var. Solus oyuncuyu düşürdü. Bir anda Fireflux kazandı. İki oyuncu muhtemelen yakaladı Solus. Evet evet orada bir... Hayatta kaldı son HP. O da alanın içerisinde değil. Tepeye doğru mermileri göndermek isteyecek ama alana muhtemelen düşecek son HP. Öyle de oldu. Beşiktaş 3. olarak oyuna veda ediyor. Artık Octavian'da karşısında 2 tane Fireflux oyuncusu var. Mermiler gelecek. Fireflux günün son karşılaşmasını kazanmayı bilecek.